Selam olsun Halil'im sıfatına muhatap olan atamız İbrahim'e. Selam olsun zalimle nasıl mücadele edileceğini öğreten Musa ve kardeşi Harun'a. Selam olsun ana babaya iyilik ve tevekkül okulu Yahya ve Zekeriya'ya. Selam olsun iffetin, adamanın ve adanmanın misali İmran ailesinden Hanne ve Meryem'e. Selam olsun iktidar ahlakının mimarı Davut ve Süleyman'a. Ve selam olsun alemlere rahmet o kutlu elçiye. Ve selam olsun onun mücadelesine iman edip dünya mutluluğunun bir hayalden ibaret olmadığını uygulamalarıyla bizlere gösteren arkadaşlarına. Ve selam olsun bugünün gittikçe giriftleşen pisliklerine karşı temiz kalmayı dünyaya ve dünya nimetlerine tercih eden mümin dostlara. Ve şu anda bize selam veren, bize kulak veren tüm dost ve dinleyicilerimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz lütfetti, nasip etti. Yine bir geçmişin aynası programıyla daha birlikteyiz. Amacımız, gayretimiz, niyetimiz, çabamız sadece ve sadece Rabbimizi razı etmek. Onun bize vermiş olduğu emaneti onun istediği şekilde koruyup daha sonra teslim etmek kararlılığındayız. Ve dünyadan Müslüman olarak ayrılmak en büyük amacımız, hedefimiz. Tarihin belli dönemlerinde yaşanmış olayların bugün de nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili tarihsel çakışmalardan da hareket ederek oluşturduğumuz program konularımızın bir yenisini de bugün sizlerle paylaşacağız inşallah. Bugün yaklaşık 1387 yıl geriye gideceğiz. 630 yılı 30 Mart günü gerçekleşen Huneyn savaşına, Huneyn bozgununa da diyebiliriz. Gerçekten de bizim için önemli, üzerinde düşünmemiz gereken önemli noktalardan birisi olarak değerlendiriyoruz Huneyn'i de. Bugün de bundan alacağımız dersler, ibretler var. Evet kıymetli dostlar, bundan 1387 yıl öncesine gidiyoruz. O gün yaşananların bugüne yansımaları neler? Siyer kaynaklarından faydalanarak bugünkü programımızı sizlerle paylaşacağız. Tabii ki bu konuda İhsan Süreyya Sırma'nın eserinden Celaleddin Vatandaş'ın ağırlıklı olarak kitabından faydalanarak sizlere bu programı yapacağız. Tabii ki İslam Mekke'de ya doğmuş, yayılmış, ardından Medine dönemi başlamış, ardından Medine'deki o İlk başta karşılaşılan sıkıntılı süreçler atlatılmış, bir uyum sorunu çözülmüş. Yahudilerle ve Mekke'nin diğer yerlileri, Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'nin diğer yerlileri arasındaki sorunlar yine Medine Sözleşmesi dediğimiz sözleşmeyle bir karara bağlandıktan ardından Müslümanlara ihanet eden Yahudiler birer ikişer temizlendikten sonra Medine biraz daha İslam kenti olmaya başladı. Hudeybiye Anlaşması'yla da beraber asıl Mekkelilerin Müslümanların üzerindeki baskısı ve gerçek anlamıyla tehdidi Hudeybiye Anlaşması'yla bir nebze hafiflemiş ve Müslümanların fevç arttıklarını, İslam'a girdiklerini gördüğümüz bir dönem yaşanmıştı. İşte onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de özellikle İzaca Enasrullahi vel Feth dediğinde, fetih ve Rabbinin yardımı geldiğinde ve raiten nase yedhulune fi dinillahi effece, insanların Allah'ın dinine fevç girdiklerini gördüğünde ne diyordu Rabbimiz? Estağfirhu innehu kâne tevvâba. Rabbine hamd ile tesbih et. Allah tevbeleri kabul edendir.
ifadesinde bulduğu gibi peygamberimizin aslında fetih gibi çok önemli bir mutluluk kaynağı olacak sorunlarda, çözümlerde, sorunlar karşısında nasıl davranması gerektiğini de anlatan muhteşem vahiy ayetleri vardı bize uyarı yapan, o günde peygamberimize uyarı yapan. Çünkü zaferle beraber insanların içlerinde olanların gizlendiği, dünya nimetlerinin ön plana çıktığı ortamlarda insanların o nimetlere üşüşmek için belli şekillerde kendi görüşlerini bir nebze saklayarak güçlü olanın gücü karşısında ona teslim olmak, onun gibi görünme arzusunu taşıdıklarını, böyle durumda da Müslümanların eski durumlarında olamayacakları ve İslam'ın bir nebze dış etkilere daha açık olacağı belirtildiği için Rabbimiz peygamberinden ve daha sonra gelen müminlerden herhangi bir fetih gerçekleştiğinde insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüklerinde Allah'tan istiğfar etmeleri, ona bol bol tevbe etmeleri tavsiye edilmekte, emredilmekte. İşte peygamberimize bu yapılan istiğfar emri ve tevbeleri kabul ettiğinin bildirilmesi de bu hikmete matuf bir gelişmeydi. Tabii Mekke fethedilince insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdiler. Ama tabii dinine girerken de eski inançlarının hemen bırakılmadığını biliyoruz biz. Çünkü böyle bir şeyin gerçekleşmesi sosyolojiye de aykırıydı. İnsanoğlu bir anda her şeyini bırakabilecek bir yapıda değildi. İnsanın belli bir zaman dilimi içinde gelişmesi, teslim olması, öğrendiği hakikatlere inanması ve bunları yaşamına geçirmesi gerekiyordu. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın kavminin Firavun'un zulmünden kurtarılmasından sonra bizzat Hazreti Musa tarafından 40 yıl çöllerde gezdirilmesinin arkasında yatan hikmet gibi yeni Müslüman olanların da hemencecik İslam'a teslim olmadıklarını söyleyebiliriz. Firavun'un zulmü içlerine sindirmiş ve zulümle büyümüş bir neslin İslam'ı, yani o gün için Hazreti Musa'nın etrafındaki Müslümanları kastederek söylüyoruz, dünya hakimiyetine geçirmelerine imkan yoktu. Çünkü onlar o pisliklerle büyümüşlerdi ve onlardan kırıntıları taşıyorlardı. İşte Hazreti Musa onları 40 yıl çöllerde gezdirdi ki Firavun sisteminden kalan hiçbir pislik onlarla beraber olmasın ve İslam'a gerçekten teslim olan insanlar olsunlar, yeni nesiller çıksın o topluluklarının içinden ve onlar Müslümanlığı gerçek anlamıyla yaşayan insanlar olsun içinde onların bu şekilde gezdirilmeleri. İşte İslam'ın Mekke'deki hakimiyeti, Mekke fethedilince de bir nebze buna benzeyen bir durumdaydı ve Müslümanlar İslam'a teslim olan insanları gördükçe gözyaşları içinde Allah'a şükürler ediyorlardı. Ama Rabbimiz de orada bize bir nebze uyarılarda bulundu. Çünkü insanların bu şekilde İslam'a girmeleri onların hemen Müslüman oldukları anlamına da gelmiyordu ki bugün anlatacağımız zaten Huneyn'deki olayda bir nebze bu Mekke'nin fethi döneminde Müslüman olanların henüz kalplerine imanın girmediğinin işaretleri olarak ifade edebiliriz. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyordu bize sürekli Hucurat suresinde, قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلَّمْ تُؤْمِنِ وَلَاكِنْ قُولُ اَسْلَمْنَا diyordu ya, hani o Araplar dediler ki, o Bedeviler, biz iman ettik. Rabbimiz de diyordu ki, hayır, siz iman etmediniz, siz güce teslim oldunuz
ama henüz kalplerinize iman girmedi. Eğer imanın kalplerinize girmiş olduğu noktada olsaydınız, bu yaptığınız cahillikleri yapmazdınız. İşte Mekke fethedilince de Müslümanların o günkü şartlardaki durumu buydu. Müslüman olan, eski Mekke'den itibaren Müslüman olan insanlar ayrı, Medine döneminde Müslüman olanlar ayrı, Mekke fethedildiği anda güce teslim olanlar ayrı olarak değerlendirilebilir. İslam'ın zaten çıktığı andan itibaren, tarihin o ilk döneminden itibaren Müslümanları şöyle de sınıflandırabiliriz kıymetli dostlar. Yani bir gerçekten İslam'ın, Allah'ın vahyinin hakikatine gönülden teslim olanlar, Müminun suresinde özellikleri anlatılır bu insanların. İkinci grup ise İslam'ın henüz kalplerine yerleşmediği, vahyin henüz kalplerine girmeyen insanlar, ki işte bunlar belli siyasi, kültürel, ekonomik ilişkiler sonucunda Müslüman olurlar ama zaman içinde İslam'ın güzelliklerini, hakikatlerini kavrarlar. Ardından da gerçekten samimi birer Müslüman olurlar. İlk gruptaki Müslümanlar gibi Müslüman olurlar. Diğer bir grup Müslüman türü vardır ki bunlar aslında Müslüman değillerdir ama Müslüman görünürler. Çünkü Müslüman görünmeleri menfaatleri icabıdır. Bulundukları konumu, ticari ilişkileri, siyasi güçleri kaybolmasın diye Müslüman görünen gruplar vardır ki bunlar her zaman İslam'a mesafeli yaklaşmışlardır ve herhangi bir pürüz anında da Müslümanları arkadan vuracak karakterde insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de Medine dönemi surelerinde genel itibariyle bu tip insanların özelliklerinden müşrikler gibi değil bunlar. Müslüman görünümlü oldukları için Rabbimiz bunları münafık olarak nitelendirmekte. İmanın henüz kalplerine girmediği ve girmeyi de o insanların tercih etmediği kişiler olarak değerlendirebiliriz. Tabii o günkü Müslümanlar, Peygamberimiz, insanlar Mekke fethedildiğinde Müslüman olanlara tavsiyelerde bulundu. Erkekler gittikten sonra örtülerine bürünmüş halde bir grup Kureyşli kadın geldi Mekke fethedildiğinde. Müslüman olmak istediklerini bildirdiler. Allah'ın Resulü Müslüman olabilmeleri için tevhidi ve kendi peygamberliğini kabul etmeleri gerektiğini bildirdi. İslam'ın bazı özelliklerini ve gereklerini açıkladı. Hırsızlık yapmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz, hiç kimseye iftira etmeyeceksiniz, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Kadınlardan birisi, ey Allah'ın peygamberi, biliyorum ki hırsızlık kötü bir iş. Fakat ne var ki benim kocam çok cimri, evin zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılamıyor. Ben ve çocuklarımın aç kaldığı zamanlar oluyor. Ben diye ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için bazen kocamın parasından biraz alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu yaptığım hırsızlık mı dedi. Allah Resulü gülümsedi. Haklısın, bu hırsızlık olmaz dedi. Bu arada başka bir kadın söze karışıp, Bedir günü öldürülmedik çocuk mu bıraktın ki biz de kalanları öldürmeyeceğimize söz verelim dedi. Ömer kendini tutamayıp gülmeye başladı. Gülmekten düşmemek için kendini zor tutuyordu. Resulullah da güldü. Kadına baktı ve kim olduğunu anladı. Kim olduğunu anladığını belirtmek için de Utbe'nin kızı Hint dedi. Hint, ey Allah'ın Resulü, evet benim. Müslüman olduğunu bildirmek için geldim. Böylelikle örtüsüne sarınarak, tanınmadan gelip Müslüman olduğunu ilan ederek ölümden kurtuldu. Çünkü kendisi öldürülecekler listesinde yer alıyordu. O İslam ordusunun Mekke'ye girdiği ana kadar müşrikti. Kalbi İslam'a kapalı, Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara kinle doluydu. Ama İslam ordusunun Mekke'ye girişiyle kalbinde önemli bir değişiklik olmuş. Evindeki putunun karşısına geçerek bir yandan puta vururken bir yandan da senden ne fayda gördük, nasıl oldu da sana inandık diye ağlayıp dertlenmişti. Müslüman olduğunu bildirmek için gelen kadınlardan birisi de İkrimen'in hanımı Ümmü Hakim'di. Allah'ın Resulü hakkında ölüm emri verilmiş olan kocasının affını istedi. Resulullah onun isteğini de kabul etti. Osman bin Affan hakkında ölüm emri verilmiş Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh ile birlikte geldiği görüldü. Osman elinde tuttu Abdullah'ın affını istedi.
Allah Resulü bu işten hoşlanmamıştı. Yüzünü çevirdi. Osman Abdullah'ın elini tutarak Resulullah'a uzattı ve tekrar affını rica etti. Resulullah yine yüzünü çevirdi ve bir şey demedi. Açıkça belliydi ki Abdullah'ı affetmek istemiyordu. O Müslüman olmuş ve hatta bir süre vahiy katipliği yapmış biriydi. Ancak sonradan küfre dönerek Medine'den Mekke'ye kaçmış ve Kur'an'la alay etmeye başlamıştı. Allah'ın Resulü onu affetmeyeceğini hareketleriyle belli ettiyse de Hazreti Osman'ın ısrarlı şekilde affını rica etmesi, çünkü Hazreti Osman'ın süt kardeşiyle Abdullah bin Ebi Sar, Resulullah Abdullah'a baktı ve olur dedi. Abdullah'ın Müslümanlığını kabul etti. Osman ile Abdullah uzaklaşınca yanında duran Müslümanlara bekleyip neden onu dediği şey emri yerine getirmediklerini söyledi Müslümanlara. Müslümanlar şöyle dediler, şaşırdılar. Ey Allah'ın Resulü, küçük bir işaret verseydin ya hemen onu burada öldürseydik. Allah'ın Resulü, işaretle iş yapmak peygamberlere yakışmaz. Peygamberler işaretle adam öldürmez dedi. Daha önce vermiş olduğu emri hatırlattı ve Abdullah İbni Ebi Sarh da bu şekilde hayatı kurtulanlardan oldu ki bu Abdullah İbni Ebi Sarh'ın daha sonra Hazreti Osman döneminde Müslümanların başına en büyük derdi açanlardan birisi olduğunu daha önceki programlarımızda anlatmıştık kıymetli dostlar. Tabi Resulullah yıkılan bütün putların bir yere toplanmasını, taş ve metal olanların iyice parçalanmasını, ahşap olanların yakılmasını emretti ve böylece Mekke putlardan temizlendi. O gün akşam ve tüm gece Mekke'de bir bayram havası yaşandı. Muhacirler yıllardır ayrı kaldıkları evlerine gittiler. Yakınlarına kavuşup hasret giderdiler. Mekkeli olmayanlar sabaha kadar Mekke'de gezinip ibadet ettiler. Kabe'nin çevresinde oturup tavaf edip tekbir getirdiler. Mekke'de ilk sabah namazı cemaat halinde kılındı. Mekke o gün puttan iz kalmayan yeni bir güne başladı. Fetih sonrası olanlar ise önemli, çünkü daha sonra Müslümanların fetihlerden sonra nasıl davranmaları gerektiğinin de işaretlerini veriyor bize kıymetli dostlar. Allah Resulü bölük komutanlarına çatışmasız bir şekilde kan akıtmadan Mekke'ye girmelerini emretmiş ve insanlara zarar verilmemesini konusunda hepsini uyarmıştı. Fakat bundan bir grup insanı istisna etmişti. Onlar geleneklere göre dokunulmazlık hakkı elde etmenin en emin yönü olarak Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürülmeliydiler. Bunlar arasında İkrime bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye gibi Kureyş'in liderleri, şiir ve şarkılarıyla Müslümanlara sıkıntılar veren, İslam karşıtı propagandaların bayraktarlığını yapan bazı şairler ve Risaletin Mekke döneminde Müslümanlara işkenceler eden kimseler ve imandan sonra küfre dönmüş olan Abdullah İbni Ebi Ser ve Hamza'nın katili Vahşi, Zeynep'in ölümüne neden olan Habbar bin Esved gibi kimselerdi. Öldürülmeleri konusunda emir verilenler 15 kişi civarındaydı. Bunlardan Abdullah bin Hatal, Haris bin Tulatla, Mikyes bin Sülame ve İbni Hatal'ın şarkıcı kadınlardan birisi hemen Mekke'ye fethedilince öldürüldüler. Abdullah İbni Ebi Sar ile Hazreti Osman'ın girişimiyle İkrime, Müslüman olan eşi Ümmü Hakim'in ricası ve Peygamberimizden af edilmesini dilemesiyle Yemen'e gitmek üzereyken kendisine yetişen eşinin haberiyle geri dönüp Mekke'ye gelerek Müslüman olduğunu bildirdi bu. Tabi Safvan bin Ümeyye kaçıp Yemen'e gitti. Ancak aracıların ricası üzerine Allah Resulü onu da affetti. Safvan Mekke'ye gelince Müslüman olup olmama konusunda düşünmek için izin istedi. Kendisine 4 ay süre verdi, fakat sürenin sonunu beklemeden Müslüman oldu. Hamza'nın katili Vahşi ise Taif'e kaçarak canını kurtardı. Bir süre sonra o da Müslüman oldu. Resulullah'ın kızı Zeynep'e hicret sırasında saldırarak devesinden düşmesine ve yaralanmasına yol açan ve ölümüne neden olan Habbab bin Esved'in önce Mekke'ye kaçtı, daha sonra gelip o da Müslüman oldu. Resulullah Mekke'nin fethinden bir hafta sonra bazı Müslümanları sayısı birkaç yüz kişiyle değişen birliklerin başına komutan tayin edip Mekke'nin civarındaki
putları imha etmek ve oralardaki insanlara İslam'ı anlatmakla görevlendirdi. Hatta Halid bin Velid'i Uzza putunu, Sa'd bin Zeyd'i Menat putunu, Amr bin As'ı Süva putunu, Tüfel bin Amr'ı Müşellel'de bulunan Zülkefe'nin putunu, Halid bin Said'i ise Üyeyne bölgesindeki bir putu, Hişam bin As'ı Yelemlem bölgesindeki putu imha etmek üzere görevlendirdi ve hepsi gidip görevlerini tamamlayıp döndüler. Allah Resulü Mekke'de bulunduğu süre içinde bir kadın hırsızlık ederek yakalandı. Kadın Mahzum kabilesinin ileri gelenlerden birinin kızıydı. Suçu sabitti ve cezasının verilmesi gerekiyordu. Ancak kadına bir seçkinin kızı olması Kureyşli dostlarını ve kendi kabilesinin ileri gelenlerini rahatsız etti ve bu konuda Resulullah'a gelip bunu engellemesi için Üsame bin Zeyd'den rica ettiler Resulullah'a gitmesi konusunda. Tabii Üsame bu durumu Resulullah'a iletti. Bu duydukları karşısında Allah Resulü üzüldü ve kızdı. Ey Üsame, sen kötülükleri önlemek için Allah'ın koymuş olduğu bir cezayı uygulamaman için benimle mi konuşuyorsun? Üsame yaptığı hatayı anlayarak özür diledi, affını diledi. Allah Resulü kadının affını isteyenleri ve çevrede bulunan diğer insanları yanına çağırıp kararını bildirdi. Sizden önceki toplulukların helak olma nedenlerinden birisi de içlerinden güçsüz ve yoksul birisi bir suç işlediği zaman cezasını vermeleri, ancak aynı suçu zengin ve ileri gelen birisi işlediği zaman ise suçu ve cezayı hafifletmeleri uygulamalarıydı. Allah'a yemin ederim ki eğer kızım Fatıma da bir suç işlese onun cezasını da vermekten asla çekinmem dedi. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynasında Huneyn gazvesini anlatmaya devam ediyoruz inşallah. Evet, Mekke fethedildiği dönemdeki olaylardan Huneyn'i yavaş yavaş geleceğiz inşallah. Tabii Peygamberimizin Mekke'deki ilk fetihten sonraki insanların İslam'a girmeleri konusunda ve İslam'ın gerçekten de azılı kafirler karşısında bile Peygamberimiz merhametini ve gerçekten de hak perestliğini ve akrabaya nasıl davranması gerektiğini en güzel şekilde gösteren bir kişi olduğunu da göstermiştim. Bugün hiçbir insanın yapamayacağı şekilde o kadar büyük zulümleri yapmış, o kadar Müslümanın canını yakmış insanı bile savaşı kazandığında daha da büyük sorunlar açmayacak şekilde onların çoğunu affetmiştir. Hatta kesinlikle affedilmeyecek dediklerini bile affettiğini görüyoruz. Tabii ve ayrıca o anda yeni Müslüman olanları bile hemen görevlendirmiş ve onları liyakatleri konusunda hangi konuda ehillerse o konuda yetiştirme konusunda da her türlü tedbiri almıştı. Bunlardan birisi işte Halid bin Velid'ti. O esnada Mekke'nin fethiyle Müslüman olanlardan birisiydi. Uzza putunu imha edip Mekke'ye dönünce 350 kişiden oluşan bir mücahit grubuyla Cüzeymlilere gönderildi. Verilen görev gereği Cüzeymlilere İslam'ı anlatacak, İslam açısından bilmediklerini öğretecekti. Halid birliğiyle Cüzeymlilerin köyüne gitti ve köyün dışında yatsı namazı vaktine kadar bekledi. Böylelikle Cüzeymlilerin Müslüman olup olmadıklarını anlamak istiyordu. Beklediği süre içinde köyden ezan sesi gelmeyince Cüzeymlilerin Müslüman olmadıklarına karar verip birliğiyle köye girdi. Aslında Müslüman olmuş bulunan Cüzeymliler bir düşman birliğinin geldiğini düşündüler ve Halid bin Velid komutasındaki birliğe saldırdılar. Fakat o sırada gelenlerin Müslüman kimseler olduklarını anladılar. Hemen kendilerine de Müslüman olduğunu bağırmaya başladılar. Ancak Halid birliğine saldırı emrini vermişti. Cüzeymlilerin gerçekten de Müslüman olmadıklarını, öldürülmekten korktukları için Müslüman görünme ihtiyacı hissettiklerini düşünüyordu. Çatışma sonunda Cüzeymlilerden bazı kimseler öldürüldüler ve diğer bazıları da esir alınıp elleri bağlandı. Halid esirlerin de öldürülmesini emretti. Müslümanlardan bazıları bu emri yerine getirirlerken diğer bazıları ise emre karşı gelip istenileni yapmadılar. Sonunda yaklaşık 30 kişi öldürülmüş oldu.
Hüzeymlilerden birisi Mekke'ye gelip köylerinde gerçekleşenleri Allah'ın Resulüne anlattı. Resulullah haberi duyunca çok üzüldü. Yapılan İslam'la hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir durumdu. Ellerini kaldırıp, "Ey Allah'ım, Halid'in yaptığından uzak olduğumu sana arz ederim. Halid'in yaptığından uzak olduğumu sana arz ederim. Halid'in yaptığından uzak olduğumu sana arz ederim." diye dua etti. Sonra Halid'i "Hiç kimse önlemedi mi?" diye sordu. İslam'a henüz girmiş olan Halid'in yanlış yapma ihtimaline karşılık onun yanlışından vazgeçirecek birilerinin olması gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca yıllar önce Müslüman olan ve İslam'ı bilenlerin Halid'in hatasına ortak olup olmadıklarını anlamak istiyordu. İki kişinin engel olmaya çalıştığı fakat Halid'in onları dinlemediği söylendi. Tarihe göre engel olmaya çalışanlar Abdullah bin Ömer ile Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'di. Allah Resulü hemen Ali'yi yola çıkardı. Ali'ye çok bol miktarda para ve hayvan verdi. Öldürülenlerin diyetlerini fazlasıyla ödemesini söyledi. "Ey Ali, Cüzeymlere git ve işlerini gör. Cahiliyeden kalma her türlü davayı ayaklarının altına al. Cahiliye hükümsüzdür." dedi. Ali, Cüzeymlerin diyetlerini fazlasıyla memnun kalacakları miktarda ödedi. Problem bu şekilde çözülmeye çalışıldı. Halid ise Mekke'ye geldiğinde öncelikle Allah Resulü'nün öfkesiyle karşılaştı. Resulullah daha önce hiç kimseye yapmadığı şekilde Halid'i azarladı. Birçok Müslüman da Halid'i suçlayıp yaptığı işe büyük bir hata nedeniyle kızgınlıklarını dile getirdiler. Halid'e en çok kızanlardan birisi de Abdurrahman bin Avf'tı. Halid ile aralarında sözlü çatışma çıktı. Halid Abdurrahman'a ağır sözler söyledi. Allah Resulü durumdan haberdar olunca Halid'i çağırdı ve yine hata yaptığını bildirip kendisiyle İslam davasının sıkıntılarını çekmiş, Müslümanların aynı olmadığını ihtarını yaptı. "Yavaş ol ey Halid, ashabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altının olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin." dedi. Burada Allah Resulü'nün demek istediği şuydu: İslam'ın asıl sıkıntısını çeken Müslümanlık zamanının zor olduğu zamanlarda Müslüman olan insanların daha sonra hemen sonra da gelenler tarafından dışlanmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyordu ve imanın çok basit bir şey olmadığını ve yeri geldiğinde ortaya konulması gereken, ödenmesi gereken bedeller olduğunu anlatmak istiyordu. Ve gerçekten de ilk dönem Müslümanlarıyla sonradan Müslüman olanlar arasında nitelik anlamında da çok ciddi farklar olduğu görülmekteydi. Allah Resulü de bunu biliyordu. Sahabelerinin içindeki bazı insanlar da bunu biliyordu. Çünkü müminler mümin olduklarını söyledikleri andan itibaren aynı olmuyorlardı. İslam'ın henüz kalplerine girmesi gereken bir süre vardı. O güzelliklerin İslam yaşandıkça, hayatlarına girdikçe tatmaları gereken o tatlı imanın lezzeti henüz onlarda olmamıştı. Bunun için belli bir zaman geçmesi gerekiyordu. Tabi ardından Huneyn dediğimiz olayın cereyan ettiğini biliyoruz. Mekke fethedilmiş, insanlar gerçekten de Müslümanlığın artık bu coğrafyada tek güç olduğu sehabına kapılmışlardı. Rabbimiz Tevbe suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimelerinde bize olayı şöyle anlatıyor: "Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn'de size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini, huzur duygusunu indirdi. Sizin bilmediğiniz ordularla onları destekledi, kafirleri azap etti. İşte bu kafirlerin cezasıdır." İslam ordusu Mekke'den ayrılıp güneye doğru hareket ettiği ve çokça mesafe kaydettiği zaman
bu güçlü ordunun azabından dolayı özellikle birbirlerine yakın bölgelerde ikamet eden Hevazin ve Sakif kabileleri endişelenmiş ve korkuya kapılmışlardı. Kureyş'te de benzer endişe ve korkuya sahipti. Hemen hiç kimse tarafından hedefi bilinmeyen İslam ordusu bu bazı güçlü düşmanlarını endişelendirmiş. Her topluluk bu ordunun kendisi için mi yoksa diğerleri için mi Medine'den ayrıldığına bir türlü karar verememişti. İslam ordusunun Kureyş, Hevazin ve Sakif'ten birisi için yola çıktığı kesindi. Çünkü güneyde bu üçünden başka Müslümanlara zarar vermiş, düşmanlıklarını sınır tanımayan boyutlara taşımış başka bir topluluk yoktu. Kureyş, Risaletin ilk günden itibaren İslam'ın düşmanıydı ve her zaman Müslümanlara yönelik düşmanlıklarını birinci dereceden göstermişlerdi. Bunu bir noktada anlamak kolaydı. Sistemlerini, toplumsal yapılarını, dinlerini, geleneklerini kökten değiştirmeye aday İslam kendi toplumlarında doğmuştu. Bu nedenle İslam'ın en katı düşmanları Kureyşler olmuşlardı. Havazin ve Sakif toplulukları ise bütün bu süreçte adeta Kureyş ile yarışmış ve Müslümanlara yönelik her türlü düşmanlıkta fiilen yer almışlar ya da Müslümanlara yönelik bütün düşmanca faaliyetlere destek vermişlerdi. Müslümanların Yahudilerle savaşlarında dahi Yahudilerin yanında yer almaktan uzak durmamışlardı bunlar. Dolayısıyla gerek Kureyş veya gerekse Havazin, Sakif toplulukları düşmanlıklarının büyüklüğünden, Müslümanlara yaptıkları kötülüklerden ve yol açtıkları sıkıntılardan dolayı Müslümanların bir gün kendilerinden hesap soracaklarını biliyor ve bekliyorlardı. İşte şu anda Müslümanların ordusu Mekke'den sonra harekete geçmişti. Acaba kendilerine mi geliyordu? Bu endişeyi taşımakta haklıydılar. İslam ordusunun Mekke'ye yönelmesi ve Mekke'yi fethetmesi Havazin ve Sakif kabileleri için rahatlatıcı bir durum olmadı. Korku ve endişeleri kaybolmadı. Müslümanların Kureyş'i takiben yönelecekleri ilk hedefin kendileri olacağını biliyorlardı. Mekke'yi fetheden İslam ordusunun kendilerinin üzerine de gelmeden Medine'ye dönmeyeceğine kesinlikle inanıyorlardı ve bu kanaattelerdi. Mekke'den Müslümanların eline geçtiği duyunca da hemen hazırlıklara başladılar. Kısa sürede birkaç küçük kabile hariç Havazin ve Sakif'e bağlı ve müttefik bütün kabilelerin ve boyların bir araya gelmesiyle 14 bin kişilik bir ordu oluşturuldu. Komutanlığı Havazin lideri Malik bin Avf üstlendi. Malik Müslümanların kendilerinin üzerine gelmesini beklemektense önce davranıp Müslümanların üzerine gitmeyi tercih ediyordu. Nasıl olsa sayıca İslam ordusundan büyüktüler. Korkmalarına gerek yoktu. Muhtemel bir savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Mevcut şartlarda Kureyş gibi ansızın baskına uğramaları söz konusu olmayacaktı. Hevazin ve Sakif liderliğini yaptığı şirk cephesinin ordusu hazırlıklarını tamamlayınca yola çıktı. Harekatın herhangi bir şekilde kötü bir sürprizle karşılaşmaması ve zaferi garantilemek için orduya katılacak savaşçıların eş ve çocukları ile hayvan sürüleri de ordunun peşinden geliyordu. Böylelikle eşleri, çocukları ve malları yanlarında olduğu için savaşçıların bir zorluk anında savaşı terk edip kaçmalarının önlenmesi amaçlanıyordu. Ya öleceksiniz ya kazanacaksınız deniliyordu adeta. Mekke'yi Ramazan ayında İslam'a giren İslam ordusu Ramazan ayının geri kalan günlerini ve bayramı Mekke'de geçirdi. Allah Resulü ordusuyla birlikte yaklaşık 20 gün Mekke'de kaldı. Allah Resulü'nün bu süre içerisinde yeni Müslüman olmuş Kureyşlere İslam'ı öğretmekle ve bazı küçük askeri hareketlerle bölgeyi kontrol altına alıp yine bölgedeki putları imha etmekle meşgul olduğunu biliyorduk. Havazinlilerin ve Sakiflilerin savaş hazırlıkları içinde olduğu haberini alınca haberin doğruluğunu kontrol etmek için Abdullah bin Hadret'i casus olarak Havazinlilerin bölgesine gönderdi Hazreti Muhammed. Abdullah'ın getirdiği bilgiler alınan duyumları doğruluyordu. Allah Resulü hareket hazırlığı için gerekli emirleri verdi. Hazırlıklar hemen tamamlandı.
Medine'den 10 bin kişi olarak yola çıkan ordu zaten büyük oranda yeni bir hareket için hazırlıklı durumdaydı. Henüz Müslüman olmamış Kureyş'in eski liderlerinden Saffan bin Ümeyye'den elinde bulunan silahlar emanet olarak alındı. Allah Resulü idari işleri yürütmesi için Attab bin Esed'i, halka İslam'ı öğretmek ve işlerin İslam üzere yürümesini sağlamak ve kontrol etmek için de Muaz bin Cebel'i Mekke'de bıraktı. Yeni Müslüman olanlarla mevcudu 12 bin kişiye ulaşan İslam ordusu Ramazan bayramından sonra yola çıktı. Hedefte Havazinlilerin ve Sakiflilerin öncülüğünde toplanan şirk ordusu vardı. İslam'a girişlerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş bulunan ve Müslümanlıkları bireysel bir düşünce çabanın sonucu olmaktan çok politik nedenlere dayanan bu topluluk orduya yaklaşık 2000 bir kişilik grup halinde yer alıyordu. Cahiliye inançları birçoğunun kalbinde hala canlı ve güçlüydü. Bu nedenle gerek yolculuk sırasında ve gerekse savaş sırasında İslam'ı işlerine sindirememiş olmanın veya İslam'ı bilmiyor olmanın etkilerini her fırsatta açığa vurdular. Bunun ilk örneklerinden birisi Mekke çıkışında yaşandı. Kureyş'in Mekke dışında Zatül Evtat ismiyle anılan büyükçe bir ağacı vardı. Dışarıdan gelen hacılar silahlarını ve elbiselerini bu ağaca asar veya yanına bırakırlardı. Dolayısıyla o ağaç müşrikler için kutsal bir nitelik kazanmıştı. Kureyş'in putlarından birisi de o ağaçtı. Müslüman olmalarıyla birlikte o ağaç Kureyş için herhangi bir ağaç olmuş, kutsallığını yitirmişti. Ancak bir türlü onun gibi kutsal ağaca sahip olma duygusunu içlerinden atamamışlardı. Bu nedenle ordu Mekke'den yola çıkıp Hevazin bölgesine doğru giderken yolda karşılaştıkları büyükçe bir ağaç kalplerindeki şirk kalıntılarının açığa çıkmasına neden oldu. İşlerinden bazıları Allah Resulü'nün yanına gelip müşriklerin Zat-ı Evtat'ı gibi Müslümanların da Zat-ül Envat'ı olsa böyle bir şey olmayı arzuladıklarını söylediler. Bu isteklerinin gereği olarak da Allah Resulü'nün yakınlarında bulunan yaşlı ağacı Zat-ül Envat ilan etmesini istediler. Allah Resulü şaşırdı. Ve bu durum gerçekten de onu üzdü. Dile getirilen istek İslam'da olmayan tamamıyla şirkin gereklerine uygun bir istekti. Şaşkınlık ve kızgınlıkla Allahu Ekber dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü. Varlığım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler de kavminin Musa'dan istekte bulunduğu şey gibi bir istekte bulundunuz benden. Onlar Musa'ya ey Musa onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap demişlerdi. Musa da siz ne kadar cahil bir topluluksunuz demişti. Bu bir gelenektir ve siz o eskilerin geleneğine uyuyorsunuz. Allah Resulü bu sözleriyle söz konusu isteğin dayanağı olarak şirki gösterdi ve onları bundan sakındırdı. Yeni Müslüman oldukları için onları cezalandırma veya ağır bir kınama yolunu seçmedi. Bu da bize göstermekte ki henüz bu ordunun içindeki en azından sonradan Müslüman olan o 2000 kişilik kısım henüz kalplerinin imana girmediği insanlar henüz İslam'ın onları deneme aşamasını yaşadıkları bir dönemi içeriyor. Henüz kalplerinin imana girmesi için ise daha ciddi yol almaları, ciddi vakit geçirmeleri gerekiyor. Tabii 4 günlük yolculuğu takiben Huneyn bölgesine girildi. Huneyn Mekke ile Taif arasında yer alan bir vadinin ismidir. Şirk ordusunun vadinin diğer ucunda bulunduğu haberi alınca duruldu. Seher vaktiydi. Allah Resulü zırhını giyindi, miğferini takındı ve katırına bindi. Sancakları taşıyıcılarına teslim etti. Her böleğe bir sancak verdi. Ordu vadiye girdi. İslam ordusu Mekke'nin fethinden sonra 10 binlerle ifade edilen bir sayıya ulaşmıştı. Artık geçmişin küçük orduları geride kalmıştı. Ayrıca yıllardır gerçekleşen savaşlarda başarı elde edilmiş olması Müslümanların
cesaretlerini iyice arttırmıştı. Bu durum bazılarının gururlanmasına neden oldu. Allah Resulü yanına yaklaşanlardan birisi çokluğun neden olduğu gururla "Artık sayıca az değiliz. Bizi yenecek güç kalmamıştır." dedi. Allah Resulü bu övünmeden rahatsız oldu. "Allah'ım, bir işe senin isminle başlar, senin isminle hücum eder, senin isminle savaşırım." diye söyledi. Resulullah'ın bu sözüyle Araf suresi 138. ayetinde anlatılan durumu hatırlatıyordu ordusundaki insanlara. Bu yanlışa dikkat çekti. Kendisinin de bu aldanışa ortak olmadığını Rabbine bu niyazıyla belirtti. "Rabbim, ben ordumun içindeki bazı insanların bu şekilde düşünmelerini kabul etmiyorum. Ben bunlardan uzağım." Tıpkı Halid bin Velid'in yapmış olduğu hatada Allah Resulü'nün Allah'a sığınıp yakarması gibi, "Ben onun yaptığından beriyim" demesi gibi, bu insanların bu gurura, kibire kapılmaları karşısında da Allah Resulü kendisine işte söylemiş olduğumuz ayet-i kerimede belirtilen şekliyle zaferi gördüğünde Allah'a istiğfar etmesi, af dilemesi gerektiğinin farkındaydı ve bunu da gerçekleştirdi. Çoklukla övünme yarışından muhakkak korunması gerektiğini biliyordu. İslam ordusu vadiye girdiğinde Havazinliler ve Sakifliler vadinin her iki tarafındaki kayalıklara ve çukurlara pusu kurmuş bir halde Müslümanları bekliyorlardı. Müslümanlar vadiye girince şirk ordusunun askerleri saklandıkları yerlerden çıkıp Müslümanların üzerine ok yağdırmaya başladılar. Binlerce ok. Müslümanlar yoğun bir ok sağanağı altında kaldı. O sırada orduda bulunan bir Müslümanın tanımlamasıyla İslam ordusunun üzerine çekirge sürüleri gibi ok yağıyordu. Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Bir anda panik baş gösterdi. Hiç beklenilmeyen bir anda ve yoğunlukta güçlü bir saldırıyla karşı karşıya kalmışlardı. Önce süvari birliğini oluşturan Süleymler, onları takip eden de yeni Müslüman olmuş kimseler panik içinde gerisin geriye kaçmaya başladılar. Her şey bir anda oldu. Süvari birliğinin ve 2000 kişilik Kureyşli grubun paniğe kapılıp kaçışması diğerlerini de etkiledi. Ve ordu çok kısa sürede çözülüp dağıldı. Artık kendi canının dertine düştü. Allah Resulü küçük bir grupla düşman grubunun ortasında kala kaldı. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Ebu Dücane, Abbas bin Abdülmuttalip, Fadıl bin Abbas, Eymen bin Ubeyd, Üsame bin Zeyd, Ebu Sufyan bin Harp Resulullah'ın yanında kalan kimselerdi. Allah Resulü kaçanlara seslendi. Kaçmamalarını, geri dönmelerini istedi. Zırhı içinde olduğu için tanınmayacağı düşüncesiyle kendisini tanıtıyordu. "Ey Allah'ın kulları, nereye gidiyorsunuz? Bana doğru gelin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Muhammed bin Abdullah'ım." Fakat hiç kimsenin onu duyacak hali yoktu. Yaşanan gerçek anlamda bir panikti. Allah Resulü bir yandan kaçan ordusunun yanına çağırırken bir yandan da katırını düşman birliklerinin üzerine doğru sürüyordu. Abbas ise Allah Resulü'nün düşmana daha fazla yaklaşmasını önlemek için katırının yularına asılıp durdurmaya çalışıyordu. O sırada yaşanan Bera bin Azid'in bir tespitini haklı çıkaracak nitelikteydi. Bera'nın Resulullah'ın savaşlardaki durumuyla ilgili yaptığı tespit şöyleydi. "Savaş kızıştığı zaman en yiğit olanlarımız Resulullah'ın yanında kalabilenlerdi. Daha biraz önce Müslümanlardan birçok kişi önceki savaşlarda elde ettikleri başarılar ve şimdiki sayısal çoklukları nedeniyle artık hiçbir gücün kendilerini yenemeyeceğini düşünüyorlardı." Onların bu duyguları ve duygularını dile getiren sözleri Allah Resulü'nü üzmüş ve korkutmuştu. Ancak şimdi anlaşılıyordu ki Müslümanların başarılarının nedeni sayısal çoklukları değil, Hakk'a bağlılıklarıydı. Vahyolunan bir grup ayet sayısal çokluğa sahip olmalarına rağmen yeryüzü kendilerine dar gelen o Müslümanların halini anlatırken bu gerçeği dile getiriyordu. Elde edilen zaferin Hakk'a mensup olmanın
ve hakkı savunmanın gereği olarak ilahi bir yardım sonunda gerçekleşti. Daha sonra vahyolunan ayetlerle Müslümanlara bildirildi. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn'de size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi yeryüzüne hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin bilmediğiniz ordularla sizi destekledi, kâfirlere azap etti. İşte bu kâfirlerin cezasıdır. Tevbe suresi 25-26. Yaşanan panik ve kaçışma özellikle yeni Müslüman olanların gerçek düşüncelerini açığa vurmalarına da yol açtı. Seçkinliğinin gereğine uygun davranmak arzusuyla komuta merkezine yakın durmayı tercih eden ve bu nedenle mümkün olduğunca Allah Resulü'nün yanında duran Ebu Süfyan bin Harp, bu yakınlığının kendi hayatını tehlikeye sokacağını hiç düşünmemişti. Saldırıya uğradıklarında kaçamadı. Çaresiz bir şekilde Resulullah'ın yanında durmak zorunda kaldı. Bir arada dağılıp kaçışan orduya bakınca, bunların bozgunu denize varıncaya kadar devam eder, daha önce duramazlar dedi. İstemeden şartların zorlamasıyla mensubu olmak zorunda kaldığı dinin sonunun geldiğini düşünüyordu. Kanaatince yine her şey eskisi gibi olacaktı. Bu macera bitmişti. O kalbindeki asıl duygu ve düşünceleri açığa vurduğu o anda yanındaki torbada hala fal okları taşıyan birisiydi. Şirkini açığa vurduğu o anda bu şekilde bulunması ilginçti. Hala özgeçmişiyle, eskiyle bağını koparmamıştı. Diğer bazı yeni Müslüman olmuş insanların da aynı şekilde davrandıklarını ve böyle bir politika izlediklerini ve şirklerini gizlediklerini, Ebu Sufyan'la aynı psikoloji içinde olduklarını söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynasında bugün biraz eskilere gittik. Peygamber Efendimizin dönemine, Huneyn'e gittik ve o dönemdeki müminlerin tavrıyla bugünkü müminlerin tavrını belki karşılaştırma imkanına sahip olmamızı sağlayan olaylara bakma durumuna sahip olduk. Evet, insanlar o gün gerçekten kendilerini büyük bir halde görmüşler ve bize kimse bir şey yapamaz psikolojisi içinde hareket etmişlerdi. Hani bugün Amerika'nın hareket ettiği gibi veya Avrupa'nın kendi güçlerinin içinde güç sarhoşu haline geldiği gibi veya bugün iktidarda olanların belli noktalarda kendilerini her şeyin sahibi addetme durumlarını hissettiren davranışlarda bulundukları gibi, o günde Müslümanlar böyle bir takım hatalara maruz kalmışlardı, bir takım hatalar yapmışlardı ve hemen yaptıkları hatadan sonra ise etrafında Müslüman görünen insanların birer ikişer şirkin pisliklerine dönmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini görüyoruz ki bu da önemli. İşte Ebu Sufyan'ın bunlar artık Kızıldeniz'e kadar giderler, denize dökülürler sözü bu anlamda gerçekten de kiminle hareket ettiğimizi Müslümanlar olarak bize göstermesi açısından önemli. Tabii ki Müslümanlar her durum ve şartta kendi istedikleri gibi insanlarla beraber olma şansını yakalamayabilirler. İnsanlar içlerinde her türlü düşünceye sahip insan bulunabilir. Her halükarda Müslüman tedbirini en hat safhada bulundurmalı. Yine o esnada Kelede bin Hanbel, orduda yer alan ama Müslüman olmadığı herkes tarafından bilinen eski liderleri Saffan bin Ümeyye'ye yaklaşarak, bugün sihir bozuldu, bunlar artık bir daha kendilerini toplayamazlar dedi. Şeybe bin Osman ise karışıklığı fırsat bilip
Uhud'da ölen babasının intikamını almak için Allah Resulü'nü öldürmenin planını kuruyordu. Ancak Resulullah'a ok sağanağından ve yanındaki Müslümanlardan dolayı bir türlü yaklaşamadı. Aradığı fırsatı bir türlü yakalayamadı. İlk anda paniğe kapılıp kaçanlardan birisi de Mekke'ye kadar gidip artık tekrar atalarımızın dine dönebiliriz, İş tamam diyerek kalbinde olanları açığa vuranlardandı. Ordusu tamamen dağılmış olan Allah Resulü düşmana karşı en yakın noktadaydı. Kaçmak gibi bir düşünceye kesinlikle sahip değildi, olamazdı da. Kaçmak bir yana düşmana doğru ilerlemeye çalışıyor, bir yandan da kaçışan Müslümanları yanına çağırmaya çabalıyordu. Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Benim yanıma gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Muhammed'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ey insanlar, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, benim yanıma gelin. Ama sesini duyan yoktu. Yanında bulunan az sayıdaki Müslüman ise Uhud'da olduğu gibi peygamberini korumak için vücutlarını siper yapmanın, Resulullah'a yönelik düşman saldırılarını durdurmanın çabası içindeydi. Düşmana karşı direnen ve en fazla direnenlerden ikisi de gerçekten de çocukları öldüğü halde yanında duran Hazreti Ali ve Ebu Dücane'ydi. Peygamberin yanında bu şekilde duranlardan ikisi de. Bazen tek başlarına düşmanla savaşırlarken bazen de birbirlerini koruyarak düşmanın arasına dalıyorlardı bu ikisi. Birlikte saldırıyorlardı. Bütün çabaları mevcut tehlikeyi Allah Resulü'nden uzaklaştırmakla ilgiliydi. Resulullah'ın zarar görmemesi için insanüstü bir güç ve gayretle savaşıyor, koşturuyor, atılıyor, saldırıyorlardı. Onların bu üstün gayret ve çabaları Resulullah'ın çevresini saran tehlikeyi biraz olsun azalttı. Abluka biraz gevşedi. Resulullah sesini kaçan Müslümanlara duyuramayacağını anlayınca hayvanın yularını tutan amcası Abbas'a söylediklerini tekrarlamasını istedi. Sesinin gürlüğüyle tanınan Abbas, Resulullah'ın söylediklerini herkesin duyabileceği yükseklikte bağırmaya başladı. Ey Semure ağacının altında biat etmiş olanlar! Geri dönün, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Resulullah'ın bu çağrısı ile Hudeybiye'de verilen sözü gerçekleştirilen ölümüne savaşma biatını hatırlatıyordu. Abbas, Resulullah'ın söylediği bu sözleri bağırdığı zaman bir anda her şey değişti. Bindikleri hayvanlarını var güçleriyle sürerek savaş alanını terk etmeye çalışan ve Hudeybiye günü canları pahasına Resulullah'a biat etmiş olanlar kendilerine seslenildiğini duyunca anında geri döndüler. Kaçarkenkinden daha hızlı bir şekilde Resulullah'ın yanına doğru koşmaya başladılar. Bir yandan da emret ey Allah'ın Resulü, emret ey Allah'ın Resulü diye bağırıyorlardı. Resulullah'ın Hudeybiye'yi hatırlatan çağrısı öylesine etkili oldu ki can havliyle hayvanına çok sert darbe vurarak savaş meydanından kaçanlardan hayvanını durduramayanlar hayvanın sırtından atlayıp Resulullah'a doğru koşuyorlardı. Panik nasıl bir anda başladıysa paniğin bitmesi de bir anda oldu. Müslümanların büyük çoğunluğu tekrar Allah Resulü'nün etrafında toplandılar. Hemen Resulullah'ı aralarına alıp emrini beklemeye başladılar. Müslümanlardan bir kısmının Resulullah'ın yanında toplandığını gören diğer kaçışanlar da geri dönmeye başladı. Allah Resulü'nün bulunduğu yere Müslümanlar iyice toplanmıştı. Resulullah katırından yere indi ve ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi galip kıl diye dua etti. Duası bitirince yerden aldığı bir avuç toprağı düşman saflarına doğru savurdu. Toprağı savururken yüzleri kara olsun, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar dediği duyuldu. Bu saldırı emriydi. Bu düşmanın perişan olacağının müjdesiydi. Savaş kısa sürdü. Müslümanların 3 şehidine karşılık müşriklerden onlarca kişi öldü. Şirk ordusu kısa sürede dağıldı. Müşriklerin her biri bir yana kaçtı. Bir kısmı Taif'e veya Evtas'a kaçarken diğer bir kısmı vadilere, dağlara kaçtı. Böylelikle bir anda başlayan savaş bir anda bitmiş oldu. Müslümanlar
büyük bir düşman ordusunu darmadağın edip büyük bir zafer elde ettiler. İslam'ın en önemli düşman kitlelerinden Havazin ve Sakif topluluğu dağılıp bir daha düşmanlık yapacak halde olmaz hale geldiler. Allah Resulü savaş sonrasında meydanı gezdi. Bu sırada bir kadın cesedi gördü, üzüldü. Bunun bir daha yapılmamasını, kadınların öldürülmemesini emretti. O sırada bir grup Müslüman kaçışan müşrikleri kovalıyordu. Allah Resulü'nün emri bir süvari tarafından bu Müslümanlara ulaştırıldı. Resulullah meydanı gezerken ikinci bir kadın cesediyle karşılaştı. Öfkelendi. Emrini bir kez daha yeniledi. Bu sırada bazı çocukların öldürüldüğü haberini aldı. Öfkesi iyice arttı. "Dikkat edin, çocukları öldürmeyin," dedi. İslam'a yeni girmiş bazılarının "fakat onlar müşrik" dedikleri duyuldu. Resulullah'ın sesin geldiği tarafa yönelerek "sizin iyileriniz de müşriklerin çocukları değil mi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Ana babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır," dedi. Mekke'de orduya katılmış olan Ümmü Süleym, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlilerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler," diyerek yeni Müslüman olmuş ve savaş alanını bir anda terk edenlerle ilgili kızgınlığını dile getirdi. Amacı Resulullah'ı etkilemek ve hala müşrik olarak gördüğü bazı kimselerin cezalandırılmasını sağlamaktı. Ancak işittiği söz isteğe uygun değildi. "Resulullah, ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et," dedi. Ümmü Süleym isteğini bir kez daha dile getirdi. Yine aynı cevabı aldı. "Allah'ın affı çok geniştir ey Ümmü Süleym. Gücün yeterse iyilik et." Resulullah savaşın ilk anında kaçanları ister çağrısı üzerine tekrar yanına dönmüş olsunlar, ister dönmemiş olsunlar, kınamadı. Haklarında olumsuz bir söz söylemedi. Çünkü onların çoğunun henüz kalplerine imanın girmediğini o da biliyordu. Belli bir zamanın geçmesini, onların içinden çok güzel müminlerin çıkacağını tahmin ediyordu ve gerçekten de ileride onların içinden de çok samimi müminler çıktı. Tabi Huneyn'de gerçekleşen ve kısa süren savaştan kaçan Havazinlilerin ve Sakiflerin bir kısmı Evtas'a, bir kısmı Tayf'e sığınmışlardı. Daha önce yiyecek ve silah stoku yapıldığı için uzun sürecek bir ablukaya hazır olan Tayf, Huneyn'den kaçanlar için bir sığınaktı. Allah Resulü Ebu Musa el-Eş'ari'nin amcası Ebu Amir komutasındaki birliği Evtas'a, 1000 kişilik öncü birliğini ise Halid bin Velid komutasına Taif'e gönderdi. Kendisi ise Huneyn'de alınan esirleri ve ganimetleri bir başka birliğin kontrolünde Cirane'ye bıraktıktan sonra Taif hareket etti. Evtas'ta çıkan çatışmada komutan Ebu Amir şehit oldu. Ölmek üzereyken komutanı yeğeni Ebu Musa el-Eş'ari'ye devretti. Ölüm anının yaklaştığını hissedince de Resulullah'a selamını iletmesini, duasını istediğini bildirmesini söyledi. Ebu Musa komutasındaki birlik düşmanı yenerek çok miktarda ganimetle Taif hareket etmiş olan Allah Resulüne yetişti. Ebu Musa amcasının selamını ve dua isteğini bildirdi. Resulullah selamını aldı ve şehit sahabesi için dua etti. Resulullah'ın komutasındaki İslam ordusu Taif'e doğru giderken mola verilen yerlerden birinin yakınında bir mezar olduğu fark edildi. Bölgeyi bilenlere sorulunca mezarın Ebu Uhayha bin As'a ait olduğu öğrenildi. Hicretin ilk yıllarında bir müşrik olarak ölen Ebu Uhayha için Ebu Bekir ağır söz söyleyip "Allah ona lanet etsin, o Allah ve Resulüne meydan okuyordu," dedi. Ebu Bekir'in sözleri Müslümanlar arasında yer alan Ebu Uhayhe'ni ve iki oğlunu rahatsız etti. Ebu Bekir'e muhalefet ederek "Ebu Kuhafe'ye lanet olsun," diyerek Ebu Bekir'e karşılık verdiler.
Resulullah tartışmadan haberdar olunca dostu Ebu Bekir'e yanlış davrandığını söyledi. Bir daha böyle davranmaması gerektiğini hatırlattı. Daha sonra Müslümanlara uymaları için bir ölçüyü açıkladı. Ölüler hakkında müşrik bile olsalar kötü şeyler söylemeyin. Sözleriniz onlara ulaşmaz. Fakat yaşayanlar arasında bazınızı incitir. İslam ordusu Taif'e gelip kale surlarına iyice yaklaşınca ok yağmurunun altında kaldı. Hemen ok menzilinin dışına çıkıldı. Ok menzilinin uzağında bir yer ordugah olarak seçildi. Kale ablukaya alındı. Savaş karşılıklı ok atışlarıyla başladı. Ve Müslümanlar bu kuşatmanın çok uzun süreceğini anladılar. Çünkü gerçekten de ciddi anlamda Sakifliler tarafından kent korunaklı hale getirilmişti. Ebu Sufyan ve Ebu Musa Sakiflilere çok eskilere dayanan dostlukları olduğu için onlar girip Sakiflilerle görüştüler. Teslim olmalarını istediler. Ancak teklifleri kabul görmedi. Bu sefer Sakifliler arasında sevilip kendisine saygı duyulan Uyeyne bin Hıs kaleye gönderildi. Ona verilen görev de Sakiflilerden teslim olmalarını istemek, Resulullah adına teslim şartlarını görüşmekti. Uyeyne İslam saflarında yer almasına rağmen kalbindeki cahiliye duygularını terk edememiş, İslam düşmanlığını içinden söküp atamamıştı. Kaleye girince Sakiflileri teslim olmaya davet etmek yerine Müslümanların aleyhine kışkırttı. Müslümanlara karşı direnmelerini istedi. Resulullah'ın yanına döndüğünde de Sakiflilerin İslam'a davet ettiğini, Müslüman olmayacaklarsa teslim olmalarını, boşuna direnmemelerini söylediğini bildirdi. Ancak çok geçmeden Allah Resulü işin gerçeğinden haberdar oldu. Uyeyne'nin yalanını yüzüne vurdu. Yaptığı işi, söylediği sözü bütün ayrıntılarıyla kendisine bildirdi. Uyeyne hatasını anladı, affını istedi. Allah Resulü herhangi bir şey demedi. Kuşatma sırasında İslam'ın insanlar için gerçek anlamda özgürlük olduğunu işitmiş bulunan bazı köleler kaleden kaçarak İslam ordusuna sığındılar. Sayıları 20'nin üzerinde olan bu müşrik kölelerin Müslümanlara sığınmaları, halk ve köle kesiminde İslam'ın doğru anlaşıldığının önemli göstergesiydi. Müslümanların bu gerçekten de önemli bir işaretti. Köleler ve alt gruptakiler İslam'ın gerçek anlamını anlamıştı. Tabii bu duruma Müslümanlar sevindiler. Sakifliler kölelerinin iadesini istedikleri zaman Resulullah onlar Allah'ın azat ettikleri de diyerek iadelerini reddetti. Allah Resulü Taif'in savunma hattının güçlü olduğunu anlayınca Müslümanları zora sokmamak için kuşatmayı kaldırmayı düşündü. Resulullah Taif'in savunma hattının güçlü olduğunu anlayınca Müslümanları zora sokmamak için kuşatmayı kaldırmayı düşündü. Durumu bazı Müslümanlarla görüşerek istişare etti. Resulullah tilki inine girmiştir. Kuşatmayı ısrarla sürdürürsen Taif'i elde edersin. Ancak terk edip gidersen sana bir zarar veremez diye Nevfel bin Muaviye'nin görüşünü tercih ederek kuşatmanın kaldırılmasına karar verdi. Bu karar birçok kişinin hoşuna gitmedi. Orduda kaleyi fethedinceye kadar kuşatmaya devam etme görüşü hakimdi. Allah Resulü Müslümanların bu görüşlerinde ısrarlı olduklarını bilince kendi görüşünü erteleyip kuşatmayı sürdürdü. Ertesi gün daha yoğun ve yakın bir savaş taktiğini devreye soktu. Ancak o günkü savaşta Müslümanlar şehit verince Resulullah asıl kararına dönerek kuşatmayı sona erdirdi. Müslümanlar coğrafyada bir ada olarak kalmış bulunan Taif'in fazla bir zaman geçmeden teslim olacağına emindi. Ordu Mekke'ye doğru yola çıktı. Kuşatma kaldırılırken bazı Müslümanların "Ey Allah'ın Resulü, Sakifliler hakkında beddua et" isteklerini Resulullah'a cevabı "Ey Allah'ım, Sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir" diye dua etmek zorunda oldu. Ordu Mekke dönüşünde Cuşum'a geldi ve konakladı. Müslüman gözcüler yabancı birisini yakalayarak Resulullah'a getirdiler. Yakalanan kişi
hicret için Mekke'den yola çıktıklarında Resulullah ile Ebu Bekir'in peşine takılan ve Resulullah'ı yakalayarak Mekke eşrafının vaat ettiği ödül almak amacında olan ama amacına ulaşamayan Süraka bin Malik'ti. Süraka huzura getirilince kendisini Resulullah'a tanıttı. Resulullah Süraka'yı tanıdı. Süraka'nın serbest bırakılmasını istedi. Serbest kalan Süraka ise Müslüman olduğunu bildirdi. Ve ordu Cirane'ye geldi. Cirane Mekke'ye yakın su kuyuları bulunan yeşillik bir yerdi. Resulullah ordugahını Cirane'ye kurdurdu. Bu sırada huzuruna bir kadın getirildi. Bu Evtas'ta esir alınan ben Muhammed'in süt kardeşiyim diyen birisiydi. Onun bu sözleri kendisine esirler tarafından önceden pek dikkate alınmamıştı ama kadın ısrarcıydı iddiasında. Kadının isminin Şeyma olduğunu ve Halime'nin kızı olduğunu söyledi. Resulullah Şeyma'nın olduğunu biliyordu. Çocukken beraber oyunlar oynamışlardı. Kadını kendini bir türlü tanıtamadı. En son diş izlerini gösterdi. Resulullah onu tanıdı. Çünkü henüz çocukken bir tartışma sırasında onu ısırmıştı. Hatırlıyordu. Şeyma'yı tanınca hemen yerinden kalktı. Örtüsünü yere serip süt kardeşini yanına oturttu. Büyük bir merakla süt annesi Halime ve kocasını sordu. Onların yıllar önce öldüğünü öğrendi. Üzüldü. Gözyaşlarını tutamadı. Ve Halime hakkında çocukluğunda yaşadıklarını konuştular Şeyma'yla. Şeyma'dan bir isteği olup olmadığını sordu ve bir vefa örneği olarak gerçekten de eski dönemde yaşadıklarını o gün fırsatı geldiğinde güzel bir şekilde vefasını gösterdi. Ve onlara gerçek anlamda iyilikte bulundu. Dedi ki sen küçük bir çocukken de büyük bir adamken de ne iyi kefil ne iyi bakılansın şeklinde Şeyma'nın yapılan iyiliği bu şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Tabii ki süreç bu aşamadan sonra Müslümanlar ganimetlerin paylaşılması aşamasına geldi ki burası da önemliydi. Müslümanlar kendilerine 10 gün orada beklenen ganimetlerin paylaşılmasını sabırsızlıkla bekleniyordu. Bazı bedeviler de bu şekilde paylaşmayı bekliyorlardı. Daha önce yapmadığı gibi Allah Resulü ganimetleri dağıtırken farklı bir yol izledi. Henüz İslam'a yeni girmiş Kureyşlere daha fazla ganimet verdi. Kureyş liderlerinden ve yakınlarından Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'ye, Hakim bin Hizam'a, Haris bin Haris'e, Safvan bin Ümeyye'ye, Abbas bin Mirdas'a, Gatafan lideri Uyeyne'ye, Temim lideri Akra'ya, kendilerine ganimetten fazla pay verilen kimselerden bazılarıydı. Resulullah onlara verdiği mallarla İslam'a yaklaştırmayı, kalplerini değiştirmeyi umuyordu. Umduğu şey de zamanla gerçekleşti. Safvan bin Ümeyye bunu şöyle açıklamıştı daha sonra. Resulullah bana verdiklerini uzatırken insanlar arasında en kızdığım kimse oydu. Verdikten sonra insanlar arasında en sevdiğim kimse o oldu. Muhacir ve Ensar'ın az miktarda ganimet almasına karşılık Müslümanlıklarının üzerinden bir ay bile geçmemiş olan ve çoğunun Müslümanlığı tartışılır nitelikte bulunan Kureyşlilere yönelik bu özel davranış özellikle Ensar'a mensup bulunan gençleri üzdü. Aralarında Resulullah kavmini buldu, onları bize üstün tutmaya başladı. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyş'in kanları damlıyor. Veya bu adaletin olmadığı bir taksimdir. Bu taksimde Allah'ın rızası gözetilmedi diye konuşmaya başladılar. Ebu Said Resulullah'a gelerek Ensar'ın gençlerinin hoşnutsuzluğunu bildirdi. Allah Resulü sen ne düşünüyorsun diye sorduğunda Ebu Said el-Hudri ey Allah'ın Resulü ben de kavmimin bir ferdiyim dedi. Resulullah duydukları karşısında çok üzüldü. Ensar'ın toplanmasını istedi. Sonra yanlarına gelerek ey Ensar topluluğu nefislerinizde bulunan hoşnutsuzluğun ve söylediğiniz sözlerin haberi bana ulaştı. Ben sizi sapıtmış bir halde bulduğumda Allah benimle sizleri hidayete ulaştırmadı mı? Sizler parça parça bölünüp birbirinize düşmüş haldeyken benimle bir olup kuvvetlenmediniz mi? Sizler fakirken Allah benimle sizleri zengin kılmadı mı?
diyerek peş peşe soruları yöneltti. Ensardan bazı kimseler her soruya evet öyledir diyordu. Allah Resulü'nün sözlerine devam etti. Ey Ensar topluluğu, eğer siz isteseydiniz benim sorularıma şöyle de cevap verebilirdiniz. Sen kavmi tarafından yalanlanmış biriydin. Seni tasdik ettik ve bizim yanımıza geldin. Kavmin seni terk etti, biz ise yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz ise bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni mallarımıza ortak ettik. Bunların hepsi doğrudur. Ey Ensar topluluğu, ben sizlerin Müslümanlığınızdaki samimiyeti bildiğim için samimiyet ve ihlasınıza güvenerek yeni Müslüman olanların kalplerini kazanmak ganimetten onlara daha fazla pay verdim ki böylece onlar da İslam'ın lezzetine varsınlar dedi. Ve Ensar topluluğu bu durumda gerçekten de kendilerine anlatılan bu olaydan sonra rahatladılar ve Allah Resulü'nün huzurunda ağlamaya başladılar. Gözyaşlarının sakallarından süzüldüğünü, Resulullah'ın da ağladığını gördüler. Yaptıkları yanlışları da fark ettiler ve hep birden nasip ve pay bakımından Allah ve Resulüne razıyız diyorlardı. Huneyn'de esir edilen insan sayısı 6000 civarındaydı. Allah Resulü esirlerin gölgeliklerde tutulmalarını ve karınlarının doyurulup temiz giysilerle giydirilmelerini istedi. Fakat yanlarında temiz giysi yoktu. Bunun üzerine Busr bin Süfyan Mekke'ye giysi getirmeye gönderildi. Cirane'de konaklarken Havazin topluluğundan bazı yaşlı kimselerin Müslüman olmuş olduğu halde esirlerin affını istediler. Resulullah kendi adına, Abdülmuttalip oğulları adına esirleri serbest bıraktığını, ancak bu konuda Müslümanların onayının alınması gerektiğini bildirdi. Resulullah'ın esirleri serbest bırakması niyetinde olduğunu duyan Müslümanlar da kendi paylarına düşenleri serbest bırakmaya karar verdiler. Çoğunluğu çocuk ve kadın olan esirler bırakıldı. Resulullah Havazin heyetine komutan Malik bin Avf'ın nerede olduğunu sordu. Taif'te olduğunu söylediler. Resulullah eğer Malik gelirse kendisine dokunulmayacağını, eş ve çocuklarının kendisine verileceğini bildirdi. Haberi alan Malik, Resulullah'ın sözünde duran birisi olduğunu bildiği için korkmadan, çekinmeden Cirane'ye geldi. Resulullah dediğini yaptı ve Malik'e eş ve çocuklarını verdi. Ayrıca birçok bağışta bulundu. Gördüğü güzel davranışlardan etkilenen Malik, Müslümanlara katıldı. Resulullah da Malik'i bölgenin lideri olarak tayin etti. Malik o günden sonra Sakiflileri sürekli kontrol ve baskı altında tuttu. Sakiflilerin ve hayvanlarının şehirden çıkmasına müsaade etmedi. Sakifliler için sıkıntılı günler başladı. Resulullah'ın kaldırdığı kuşatma Malik nedeniyle bu şekilde devam etti. Ve sonuçta Allah Resulü'nün uygulamaları barıştan, affetmekten, iyilik etmekten, ihsanda bulunmaktan yanaydı. Ve bu davranış insanların kalplerini derinden etkiliyordu. Büyük düşmanlıklar besleyen insanların bile çok kısa bir zaman sonra Resulullah'la, Müslümanlarla ciddi dostluklar kurduğuna şahit olundu. Ve bu mücadelenin bu şekilde devam etmesi halinde bütün dünyanın da aynı şekilde Müslüman olacağı açıktı. O halde Allah Resulü'nün uygulamalarına dönmek ve onları kendimize örnek edinmek durumundayız. Onun yaptığı gibi yaptığımızda insanların fevç fevç Allah'ın dinine girdiklerini göreceğiz. Ama ondan uzaklaşıldığında, onun davranışlarının aksi şekilde cahiliye adetleriyle hareket edildiğinde ise daha büyük sorunların karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Evet kıymetli dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Allah Resulü'nün hayatında müminlerin, onun etrafındaki sahabelerin nasıl İslam'ı dünyanın en önemli merkezlerinde yaşanan bir din haline getirdiklerini, nasıl örnek bir hayat yaşam sürdüklerini, savaş ahlakının nasıl olduğunu görmeye çalıştık.
bugünümüze, bugünkü dünyaya bundan alınacak çok dersler olduğunu hatırlatıyoruz siz kıymetli dostlarımıza. Ve dünya Müslümanlarının bunu Allah Resulü'nün hayatının her aşamasını yaşamlarına geçirdiklerinde dünyanın yine o günlerdeki gibi İslam'a teslim olacağını, fevç fevç insanların İslam'a gireceklerini söylemek sanırım abartı olmasa gerektir. O halde yine aynı şeyi söylüyoruz. Allah'ın vahyine bir bütün olarak dönmeli. Allah'ın vahyini uygulayan ilk uygulayıcıların uyguladığı şekilde o vahyi hayata uygulamaya bugünden Bismillah diyerek başlamalıyız ki hayatımız huzur içinde olsun, kalplerimize sekinet insin. Evet kıymetli dostlar, bugünkü programımız burada tamamlandı. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.